Hindistan'ın güneybatısının en büyük etkinliklerinden biri olan Kochi Sanat Günleri'nde geçmiş günümüzde buluşuyor. 30 ayrı ülkeden toplam 100 sanatçının hazırladığı çağdaş eserler, Kerala eyaletinde bulunan 8 farklı galeride sergileniyor. 150 yaşında daha önceden baharat deposu olarak kullanılan Aspinwall House serginin ana sahnesi. Helezonik keşifler temasına sahip bu sergide deniz kenarında olan bu şehrin sömürgecilik geçmişi resmediliyor. Bize zaman ve tarihle alakalı bir çalışma fikriyle geldiler. Çok basit bir ifadeyle bu sergi bir şeyi görüp anlamak için verdiğimiz günlük çabayı anlatıyor. Bir nesneyi elimize alıp onu anlamak için uzağa ya da yakına koyarız. Nerede olduğumuzu anlamak için de geçmişi ve geleceği düşünürüz. Bu sergi işte bu duyguları abartılı bir şekilde açığa çıkarıyor. Sergide bulunan M adlı bu eser dünyanın en kısa şiiri. İçeride mağarayı andıran bu farklı atmosfer duygu yoğunluğunu artırıyor. Tıpkı Amerikalı şair Aram Saroyan'ın M adındaki şiirinde olduğu gibi. Buradaki çalışmaların temasının çoğu zaman, mekan ve gezegenimiz hakkında. Kochi Sanat Günleri sanatın dilini kullanarak Hindistan ve diğer ülkelerdeki çağdaş yaşamı ortaya çıkarıyor. Örneğin insan vücudundan esinlenerek geometrik soyut kavramlar üzerinde çalışan Hindistanlı sanatçı Valsan Korma Kolyeri'nin eseri akıllarda derin etkiler bırakıyor. Bu çalışma ilham hakkında yapılmış. İlham nereden geliyor bilemiyorum. Küçük bir kıvılcımla başlıyor. Ben sezgilerime güveniyorum. İlhamı alıp çalışmaya başlayınca hiçbir sorun yaşamadan eserimi oluşturmaya devam ediyorum. Ve bazı yanlışları da düzeltiyorum. Eser ayna gibidir ve sizi yansıtır. Eğer daha önceden duyduğunuz bir isim varsa, bu Mumbai doğumlu ve Londra'da yaşayan sanatçı Anish Kapoor'un adı olabilir. Gerileme temalı bu sonsuz girdaplı türbülanslı ortamı o yaptı. Bu da Hindistanlı sanatçı Kil Chopra'nın 50 saatlik bir performansı. Bütün duvarları siyaha boyayıp beyaz çizgilerle kendine bir hapishane yaratmış. Sonra dışarıda gördüğü her şeyi çizip duvarlar üzerine bir şeyler karalamış. Sonra da bir çubuğu büküp kaçmayı başarmış. Berlin'de çalışmalarını sürdüren Norveçli sanatçı Sissel Talas kokuları kullanarak sıra dışı bir çalışmaya imza atmış. Sissel Talas insan bedeninden korkan erkekleri toplayıp onların bu korkularıyla yüzleşirken ki ter kokularını toplamış. Sonra kimyasal olarak bu kokuları taklit edip sergisinde kullanmış. Vietnamlı sanatçı Dinh Kiel bu çalışmasında mültecilerin travma ve ümitsizliğini açığa çıkarmış. Çalışması Kamboçya ile Vietnam arasındaki Khmer Rouge Savaşı'na dokunaklı bir gönderme yapıyor. Bu sanatçı ölüm tarlalarında gördüğü her şeyi fotoğraflamış ve 108 gün açık kalan bu sergide şimdi o anılarını adeta yeniden canlandırıyor. Bu ülkede ticari boyutu olmayan en büyük sergi burası. Burası deneyim yaşadığınız, sanatçıların bir araya gelip maddi kaygıları olmadan daha büyük projeler için bir araya geldikleri bir yer. Burası değişimin başladığı yer, değişimin adresi. This Biennale is a catalyst for change. It's almost like a change agent. Kochi'de düzenlenen Helezonik keşifler temalı bu sergi çok zengin bir tarihi yansıtıyor. Burada yüzyıllarca süren keşif ve değişimleri görebilirsiniz. Sanatçılar dışarıdaki hayatı bu sergide içeriye taşıyor ve kendi sanat anlayışlarıyla sizlere bir gezi tecrübesi yaşatıyor. Açılan son sergiyi yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala eyaletindeki bu sergi Mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak.